Şimdi komuta enter'la çalıştırdığımda bu şekilde duruyor. Doğru mu? Hani sen bayağı küçük çalışmışsın. Pekala. O zaman background'ı şöyle bir gri yapayım. Tamam. Ortadaki çiçeğimiz var. Bitmap. Problem değil. O zaten bir şey eklesi soracak. Komut B'ye bastım bir şey eklesi. Geldim. Bu buton mu şu an bunlar? Buton. Çalıştırdığım zaman üzerine geldiğim zaman değişen bir ifade var mı? Yok. Hepsi birer buton. Fakat üzerine geldiğimiz zaman değişen herhangi bir nokta yok. Ha, sen hit arayaları da oluşturmuşsun. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Evet. Sadece Zeynep de bir problem yaşıyormuş bu hitle ilgili. Bu videoyu kaydediyoruz madem. Şöyle ben düzgün bir şekilde baştan getireyim. Çünkü hani ben hiçbir şey yapılmamış, edilmemiş diye düşündüm. Sen bayağı bir gitmişsin. Sadece kodlarda bir sıkıntı var sende. Şöyle Daha yapalım. bu dağda gittim de onu şey yapmadım yani. Tamam. Şimdi şöyle ben Adobe Illustrator programını bir açayım. Bu arada Photoshop'u da bir açayım. File New diyeyim. 1024x768 olsun. Tamam. Arka tarafa şöyle bir renk vereyim. Filter Noise, add noise. Illustrator programında burada file new diyerek 1024x768 bir tane web dokümanı açalım. Pekala. Buraya geldim. Çektim. Buradayken elips sularacını aldım. Şöyle bir daire çizdim. Daha sonra şu noktadan tutup Shift tuşuyla aşağı doğru çekiyorum. Daha sonra şu uç seçiliyken Convert diyorum. Sivri olmasını istediğimden dolayı şu an sivrittim. Komut T'ye bastım. Komut T'ye bastım diyorum. Şu an Illustrator diyeyim gerçi. Seçim aracındayım. Alt ve Shift'le biraz küçültüyorum. Tamam. Daha sonra Objem seçiliyken Rotate aracını aldım. Daha doğrusu şöyle bir tane daire çizelim ki dolgu rengi farklı bir şey olsun. Çizecek olduğum dairenin de. Tamam. Aşağı yukarı bunu baz alarak dönelim. Tuttum. Rotate aracını aldım. Altta şu noktaya tıkladım. 360 bölü 6 mıydı? Kopya diyorum. Şöyle çiçeğimizi yaptık. Yalnız taşan kısımlar var. Komut A'ya bastım. Şöyle biraz ekrandan uzaklaşıyorum ve biraz da küçültüyorum. Hepsini seçtim. Stroke'larını kaldırıyorum. Ortadaki bu arkadaşı da seçtim. Gerçi hiç yapmama gerek yok. Komut C ile aldım. Photoshop'a geldim. Ve Komut V ile yapıştırıyorum. Smart Object, Pixel Pad, Shape Layer. Smart Object olarak gelsin. Tamam. Daha sonra Enter'a basıyorum. Şimdi bunların altında görseller olacak. Doğru mu? Ve görsellerim siyah beyaz olacak. Bu arada senin Flash skin'de o küçük adlı klasörün içerisindeki görselleri artık kullanabilirim. Yok yok buradaki. Şu küçüğün içerisinde iki tane görsel var ya. Bunları oraya maskeleyeceğim. Bir daha siyah beyaz yapmakla uğraşmayacağım.
Seçtim 6 tane görseli. Sürekli hep Photoshop'ta açtım. Pekala. Bu görseli aldım. Tabii şu çalışmamı da şöyle biraz genişleteyim. Hepsini göreyim. Görseli tuttum. Birinci çalışmama getirdim. Şuraya ve bıraktım. Yalnız şu an şöyle bir durum var. Bunların hepsinin ayrı bir katmanda olması gerekiyor. Magic Mantra CMD'yken şu pembeye tıkladım. Ve komut J'ye bastım. J'ye bastıktan sonra görseli görsel katmanındayken yukarıya doğru çıkarttım. Komut T'ye bastım. Biraz büyüteyim şöyle. Tamam. Ve altla içerisine maskeledim. Tamam. Daha sonra diğer görseli getiriyorum. Bu görselle işim bitti. Bu görseli getiriyorum. Buradayken, Smart Object'deyken gene bak şu an bu da maskeli olarak geldi buna. Hayır buna maskeli olsun istemiyorum dedim ve kaldırdım. Vektör Smart Object'deyken de tekrardan Magic Wand'ı aldım. Buna tıkladım. Komut C'ye bastım. Bir kopyasını aldı. Ve bunu aşağıya getirerek altta da buna maskeledim. Şu an görsel burada kaldı. Görseli tutup buraya getiriyorum. Tamam. Daha sonra tekrar bir sonraki. 5'i kapattım. Tamam. Üçüncü görseli buraya getiriyorum. O da burada dursun. Ve buradayken tekrardan şunun gözünü kapatıp bu noktadan Komut C ile bir kopyasını aldım. Görsel burada altla maskeledim. Sonra buna geldim. Tekrardan tıkladım. Komut C ile bunu aldım. Şu an burada. Ve görsel 3'ü kapattım. İkinci görselle kapandı. Hayaksi. Sorun değil. Birinci görseli getiriyorum. Şu anda baktığımızda biraz Komut T'ye transform edeyim onu da. Tamam. Enterladım. Ve tekrardan geldim Vector Smart Object'e. Magic Wand'ı aldım. Tıkladım. Komut C'li kopyasını aldım. Tamam. Daha sonra bir sonraki görseli getiriyorum. Onu da buraya getirdim. Altla maskeledim. Ve şu an içerisinde. Güzel. Sonra Vector Smart Object'e tekrardan tıkladım. Bunu seçtim. Kendi katmanını ayırdım. Ve görsel 7'yi getirmiştik. Bir tane daha şu görseli açalım. Ve bunu da buraya getiriyorum. Altla da bunu maskeliyorum. Tamam. Artık alttaki vektör smart objeyle bir işim kalmadı. Bu ortada duran daireyi de ben zaten diğer tarafta da oluşturabilirim. Şimdi geldim artık bunları tek bir parça haline getireceğim. Maskeli olan kısımları merge ediyorum. Tık. Merge. Tık. Merge. Ayır. Merge. Ayır. Merge. Ayır. Merge. Ayır. Şimdi hepsi burada tek tek duruyor. Şimdi bunu da kaydediyorum. Command Shift Save ile nereye? Masa üstüne Tift olarak değil. PSD olarak. Masa üstüne. Site AS3 olarak kaydediyorum. Buraya geldi. Şu an burada duruyor mevcut bir şekilde.
Tamam. Bu flash'ta gelip yeni bir tane doküman açıyoruz. ActionScript 3.0'la. File, import, import stage diyorum. Şimdi masa üstünde bulunan Stasi3PSD dosyasında içeriye aktarıyorum. Hangileri alacağım? Fark ettiyseniz Photoshop'ta gözü açık olan katmanlar burada tikli olarak geldi. Gözü açık olmayan katman ise tiksiz olarak geldi. Tamam diyorum, okey, bu şekilde iyidir, al. Yalnız alt tarafta set stage size to same size as Photoshop canvas. Photoshop'un ölçüsüne göre de çalışmanı otomatik olarak büyüt dedim. Ve bunlar da buraya geldi. Geldi fakat da ben kullanamıyorum şu an. Command W save masa üstüne de AS3 site diye kaydetsin. Tamam. SS0 tamam, kullanabiliyorum. File open. AS3 site böyle. Tamam, şimdi kullanabiliyorum. Şimdi bunlar birer buton olacaklar, doğru mu? Yani biri ayrı bir buton olacak fakat tık. Birinciyi seçtim. Sağ click, convert symbol. Buton olsun diyor. Buna ana alt çizgi BTN diyorum. İçerisine girdim. Hit alanına kadar insert keyframe diyorum. Tamam. Çünkü hatırlarsanız şöyle çalıştırdığımda şu noktadayken de hissediyor. Doğru mu? Ben bu noktadayken hissetmesini istemiyorum. Sadece üzerine geldiğim zaman şu yaprak alanını hissetmesini istiyorum. O zaman geldim Illustrator'a. Yapmış olduğum yapraklardan bir tanesini seçtim. Stroke kapalı. Command C ile aldım. Flash'a geldim. Hit alanındayken şu görseli kaldırsam da olur. Ya da kaldırmayayım çünkü aynı alana yapıştıracağım. Command V ile getirdim. Adobe Illustrator çalışması olarak getir dedim. Tamam. Komut B'ye basıyorum. Break apart yaptım. Shape'e dönüştürdüm. Tamam. Ve şu an burada duruyor. Okay. Artık alttaki görseli de şunun gözünü kapatıp yalnız layer 1 olarak geldi. Buradayken şunu yapıyorum. Insert keyframe diyorum. Kendin önce gelen aralığı siliyorum. Çünkü hep baştan beri duracak orada. O yüzden kaldırdım. Alttakine de gelip şunu sildiğiniz zaman da sadece artık üzerine geldiğim zaman bu işlem gerçekleşecek. Peki üzerine geldiğim zaman ne yapmasını istiyorum? Over haline gelip bir insert keyframe koydum. Buradayken bunu bir movie clip mesesine dönüştürüyorum. Yanıp sönecekti ya. Convert symbol movie clip diyorum. Buna da ana alt çizgi over diyorum. Buton oldu. Şu an bir bitmap. Down halindeyken de bitmap olarak kalsın. Insert keyframe. Over'dayken sağ click convert symbol. Ana alt çizgi over. Move clip. Double click yapıp içerisine girdiğim zaman kendisine ait olan timeline'ı görüyorum. Ben bu timeline'de buna bir efekt uygulayabilmek istiyorsam, yani bir filtre uygulamak istiyorsam bunu tekrardan bir movie clip'e dönüştürmem gerekiyor. Sağ click, convert symbol, movie clip nesnesine dönüştürüyorum. Buna da ana alt çizgi animation diyelim. Animasyon olsun. Şimdi 1'den 30'a kadar insert keyframe diyorum. Ya da ilk baştayken şöyle yapalım. Girelim buradan bir filtre ekleyelim. Bir glow ekleyelim. Glow'un rengi şöyle bir mavi olsun. Ve şu an hiçbir şey değeri olmasın. Tamam. 30'a geldim. Insert keyframe diyorum.
araya bir Create Classic Twin dedim. Ve 30'dayken de bunun efekti artsın, kuvveti ve şu efeyi de görelim. Bu da High Quality olsun. Şimdi çalıştırıyorum bir. Üzerine geldiğim zaman o ışığı görebilecek miyim? Evet, şu an üzerine geldiğim zaman o ışığı görebiliyorum. Doğru mu? Tamam. En baştaki haline de geliyorum. Bunun da kuvvetini şimdilik 200'e çıkartayım. 200. En sonuncusu da 200. Daha sonra bunu bir ivmeyle yapsın istiyorum. Doğru mu? Easing verelim. 30'dan da 60'a bir insert keyframe koyalım. Baştaki ile sondaki aynı olsun. Neden yaptım bunu? Çünkü tekrardan eski haline geri dönecek. Aynen öyle. Create Classic Tune. Bu da Ease Out olsun. Şimdi üzerine geldiğimiz zaman efekti görebiliyorum. Yalnız biraz daha blur'unu mu arttırsak buradayken? Şöyle bir efektin kuvvetini bir arttıralım bakalım nasıl bir şey olacak. Çok uçuk bir şey oldu. Evet, bayağı bir abartı oldu. Şimdi bu buton bu işlemi gerçekleştiriyor. Diğerleri için de aynı şeyi yapacağım. Geldim. Sağ click. Convert Symbol. Movie Clip değil. Butona dönüşüyorum ilk önce. Buna da hakkımızda alt çizgi BTN diyorum. Şu anda çalıştırdığımda buraya geldiğim zaman da hissediyor. Doğru mu? O zaman hit arayasını daraltmam gerekiyor. Double click yaptım. İçerisine girdim. Hit'e geldim. Insert keyframe dedim. Ve Adobe Illustrator'da bulunan şu parçayı aldım. Geldim flash'a. Sağ click. Paste dedim. Tamam. O da buraya geldi. Bu noktayı da aldım. Şöyle taşıdım. Yalnız şu an Adobe Illustrator'da Driving Object olarak geldi. Command B'ye bastım. Shape'e dönüştürdüm. Yalnız sadece nerede olacaktı? Hit araya da. Geri kalanında olmayacaktı. Buradayken bu görseli de kaldırabilirim artık. Çünkü görsel eğer orada durursa hala buradan hissediyor demektir. O zaman benim alttaki bulunan görseli de ne yapmam gerekiyor? Kaldırmam gerekiyor. Artık sadece burada hissediyor. Over haline geldiğim insert keyframe dedim. Buradayken de bir insert keyframe diyeyim down haline. Over'dayken bunu sağ click convert symbol bir move clip nesline dönüştürüyorum. İsmine de hug over diyorum. Bunun da içerisine giriyorum. Tekrar bölüm animasyonu verebilmem için bunu tekrar move clip'e dönüştürmem gerekiyor. Hug alt çizgi animation diyorum. Tamam. 1'den 30'a kadar insert keyframe. 1. frame'deyken gidip buna bir glow efekti. Rengi bu. Doğru mu? Biraz daha koyusun. Biraz daha koyusun muydu? Bakalım diye ne çıkıp. Çift 0, 99 F. Öyle kalsın. 30. frame'e geldiğimiz zaman da tekrardan bir glow efekti.
çift 0.99f blur artsın. Tamam. Araya da bir twin işlemi veriyorum. Bakalım nasıl duracak. Diğeri gibi değil. Doğru mu? Evet. Çünkü neden? İvme yok. Birincisi bir de kuvvetleri aynı değil. Aslında diğerinin de kuvvetini düşürürsek daha iyi olacak. Yok yok. O şey kuvvetinden bahsetmiyorum. İçerisindeki şuradaki strength'den bahsediyorum. 200 değil 100 olsun. Şöyle 5'ten başlasın bu da. Tamam. Buraya geldim. 100. Tamam. Ve buradayken de tekrardan 5 ve 100 olsun. Tamam. Buraya geldim. İçerisine over halindeyken diğerindekini tekrardan düzenledim. Sıkıntı görüyorsak. Bu şekilde büyüyor. Kaç geldi? 38. 38. Tamam. Daha sonra 30'dan da 60'a tekrardan bir düşecek. Insert keyframe. Ve bu baştaki haliyle aynı değeri alacak. O zaman geldim. Command C ile bunu aldım. Buraya getirip sağ click paste and place dedim. Araya da create classic twin dedim. Ve buradayken ease in. Diğerindeyken ease out verdim. Bu daha iyi duruyor buna göre. Şimdi gidip diğerini düzenleyelim. 38 yaparsak. Hı hı. Bir de en başta 0 yapacağız bunları. 0 0 ve buradayken de 38. Evet, burada bir tık yapıyor. Knockout high, low, low, low. Tabii. Şimdi diğerine geliyorum. Bunu seçtim. Sağ click convert symbol diyorum. Move ve clip değil. Buton. Buna da ref olsun. Double click yapıp içerisine girdim. Hit'e geldim. Insert keyframe dedim. Over'dayken bir insert keyframe diyorum. Hit kısmındayken Adobe Illustrator'da bulunan şu parçayı aldım. Command C ile. Flash'a geldim. Sağ click paste and place diyelim. Bakalım nereye yapıştıracak. Tık üstüne yapıştırdı. Çünkü ikisinin de konumları aynı. Geldiğim bu bir driving object'miş. Eğer driving object olarak kalırsa hala hissetmeye devam edecek demektir. Bunu tekrardan bir shape'e dönüştürmem gerekiyor. Command B ile yani break apart yaparak shape'e dönüştürdüm. Yalnız hit alanında gözükecek sadece doğru mu? Diğer alanlarda kalkacak. Alttaki görseli de kaldırmalıyım ki. Şu görseli de kaldırmalıyım ki çünkü dışında bulunan bounded box yüzünden şu alanlardan da hissedecek. O yüzden onu da kaldırıyorum. Ama yukarıdaki hit alanım hala duruyor. Artık sadece burada hissediyor. Buralarda yok. Şimdi bunun üzerine geldiğimiz zaman da aynı animasyonu vermemiz gerekiyor. Down'a da bir insert keyframe diyorum. Over'dayken sağ click convert symbol. Bir movie clip. Buna da ref diyorum. İçerisine girdim. Tekrardan movie clip'e dönüştürmeliyim ki bu timeline'da buna bir efekt verebileyim. Convert to symbol, ref alt çizgi animation diyorum. Tamam. 1'den 30'a kadar insert keyframe. Tamam. Birincideyken buna bir glow efekti vereceğiz tekrardan. Buraya geldim. Rainbow olsun istedim. Tamam.
30'dayken de geldim. Tekrardan buna bir glow efekti veriyorum. Renk bu olacak. Değeri 38 olacak. Tamam. Araya create, classic trimming ve ease in olacak. 30'dan da 60'a bir insert keyframe. Başlangıçla bitiş aynı olacak. O yüzden buradaki command C ile alıp 60. frame'e gelip sağ tıklayıp paste and play istiyorum. Buna da bir trim işlemini uyguluyorum. Şimdi bakıyorum. 5'ten başlıyor. Aynen öyle. Diğerleri 0'dan başlarken bu arkadaş 5'ten başlıyor. Direkt üzerine geldiğimiz zaman 5'ten başladığını göremeyiz. Ama diğerinin üzerine geldiğimiz zaman o ifadeyi görmüyoruz. Geldim o zaman birinciye. Şunu sıfırladım. Geldim sonuncuya. Onu da sıfırladım. Şimdi çalıştırdığımda bu da sıfırdan başlıyor diğerleri gibi. İmgelerini verdik. Is in, is out. Okay. Ana timeline'a geçtim. Bir sonrakini seçtim. Sağ click, convert symbol, buton. Dememe gerek yok aslında. Çünkü 3 tanesi bizim için yeterli şimdi. Aynen. Diğerlerini de butona dönüştüreceğim. Sadece. Ve onlar öyle kalsın. Convert symbol, buton. İsmine de proje diyorum. Buna geldim. Sağ click, convert symbol, buton. Ve ready projedik çalışmalar. Buna geldim. Bu da iletişim olsun. Şimdi sıraya göre baktığımız zaman saat yönünde başlamasını istiyorum. Saat yönünden kastım alfa 0'dan 100'e doğru bu, daha sonra bu, daha sonra bu, daha sonra bu, daha sonra bu ve daha sonra bu şeklinde olacak. Pekala. Geldiğim birinci butonu seçtim. İlk önce bu gelecek, doğru mu? Bir saniyede gelsin. Toplamda hepsinin oluşma süresi 6 saniye olsun. Birden 24'e geldiğim insert keyframe diyorum. Başlangıçtayken seçip alfasını 0 yapıyorum. Color effect still alfa 0. Buradayken %100 olacak. Yalnız bunu atlayarak değil yürüyerek yapacak. Create classic trim. Şu an çalıştırdığım zaman alfa 0'dan 100'e doğru geliyor. Doğru mu? Tamam. Daha sonra bu bittikten sonra ikinci buton gelecek. Doğru mu? Bakıyorum ikinci buton hangisi? Şu buradan geliyor. Onu buraya getirdim. Tamam. Buraya geldiğim insert keyframe dedim. Şu an burada var. Ama buradan itibaren başlayacak. Daha öncesinde olacak mı? Olmayacak. O yüzden daha önce kaldırıyorum bunu. 24'ten de 48'e geldim. Insert keyframe diyorum. Araya create classic trimming. Ve birincideyken alfasını 0'a çekiyorum. Yalnız şu an şöyle bir durum söz konusu. Birinci geldi, gitti ikinci geldi. Ama ben ikinci gelirken birincinin durmasını istiyorsam eğer buraya gelip insert frame ekleyerek onu da uzatırım. Tamam. Devam ediyorum. Geldim bir sonraki, en başa geçtim. Bir sonraki bu. O da buradaymış, onu da buraya aldım. O da buradan başlayacak, doğru mu? Buradan 48, 72, 24 frame, 24 frame gidiyorum. Çünkü sahnede gösterecek olan kare sayım 24. Araya create classic trimming. Buradayken alfası 0, daha sonra 100 olacak. Fakat şöyle bir dengesizlik var. Bu hala hep burada. Doğru mu? Hmm. En baştan beri kaldıracağım. Eğer diğerlerini görmek istiyorsam şu bitmiş olan noktada bak diğerlerin frame'leri uzamıyor. Onları uzatıyorum. Insert frame. Insert frame. Evet. Şimdi geldiğim bir sonraki butonu oluşturacağım. O da bu. Neredeymiş? Burada. Onu da yukarıya çektim. Buraya geldim. Insert keyframe dedim.
Bunu da kaldırdım. 72, 24 eklersem 96 eder. Doğru mu? Buraya geldim. Insert keyframe diyorum. Araya create classic tweak. Ve buradayken alfası 0. Ve buradayken 100. Ama diğerleri de ne yapacak? Olacak. Geliyorum. Insert frame diyerek onları da ekliyorum. Tamam. En başa geldim. Bunu seçtim. Bu da buradaymış. Onu bir üste aldım. Onu da getirdim buraya. Insert keyframe'ledim. Daha öncesinde olmayacak. 96 artı 24. 110. Yok. 120. Geldim 120. frame'e. Insert keyframe diyorum. Araya create classic trimming. Ve başlayken alfası 0 olacak. Daha sonra 100 olacak. Ama bu arada diğerleri de olacak. Doğru mu? Insert frame. Bir sonraki var. En başa geldiğim bu arkadaşımız var. O da buradan başlayacak. 24, 44'te bitecek. Araya create classic timing olacak. Ama daha öncesinde olmayacak. Ve alfası 0'dan 100'e doğru gelecek. Bu arada diğer arkadaşlar da uzayacak. Kendini gösterecek. Ve background'umuz da uzayacak. Birinci görsel, ikinci görsel, üçüncü görsel, 4, 5, 6. Bitti. Hop başa döndü. Ben bu işlem buraya geldiğinde animasyonumun durmasını istiyorum. O zaman bittiği noktaya gelip bir stop komutu eklemeliyim. Nerede bitiyor? 140. Sorun değil. 143'te bitiyor. Geldim. Yeni bir tane katman açıyorum. Bu katmanı üste taşıdım. Bu katman benim kod katmanım olacak. Insert keyframe. Ve buraya da gelip diğer iki değil kod diyelim. Bu arada buradaki katmanlara eğer birer ad verirsek işimizi daha da kolaylaştırırız. Bu ana sayfaydı. Bu hakkımızdaydı. Bu projeydi. Referans mıydı? Referans. Proje. Diğeri çalışmalar. Bu da iletişimde. Geldik, kod katmanımızı açtık ama henüz bir kod eklemediğimizden dolayı hop tekrar başa döndü. Buraya öyle bir kod eklemeliyim ki o animasyon burada dursun. Açtım sağ click action yaparak. Eğer stop dersem ve arkadaşımız 140. frame'e geldiğim zaman bu stop komutunu görecek ve duracak. Ortada bir dairemiz olacaktı ve bu daire tıklanıldığında büyüyüp küçülecekti. Yani büyüyecekti. Daha sonra içerisine yazı gelecekti. Ve bir çarpı butonu olacaktı ve kapanacaktı. Şimdi buraya geldim. Bu daire en baştan beri olacak, doğru mu? O zaman background'un hemen üstüne gelip bir tane katman açtım. Tamam. Şu biten noktaya kadar geleyim. Şuraya yaklaşıp tamam. Oval aracı aldım. Alt ve şifle merkezden çıkan bir tane daire çizdim. Bunun rengi beyaz olsun. Tamam. Sağ click convert symbol movie clip diyorum. Buna da ne diyeceğiz? İçerik. Yani şu an en başta baktığımızda bu şekilde belirgin bir şekilde duruyor. Doğru mu? Biraz opasitesini düşürmek istiyorum. Eğer içerik demiş olduğum parçanın içerisinde birazdan diğer alanlarımı koyacaksam ve ana timeline'da bunun opasitesini düşürürsem eğer, o zaman içerisinde bulunan diğer parçaların opasitesi düşmüş olacak. O yüzden buradayken birinciyi seçip convert to symbol
i1 diyorum. Ya da i1 demeyelim. i0 diyelim. Tamam. i0 diyorum ve bunun alfasını %50'ye çekiyorum. Çünkü içerik 1 hakkımda olacak. İçerik 2 işte içerik 1 ana sayfa, içerik 1 hakkımda ve o şekilde devam edecek. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, alfası %50 şekilde gözüküyor. Şimdi buna tıkladığımız zaman tık bu büyüyecek. Ana sayfa ile ilgili ibareler gelecek. Gerçi standartında burası ana sayfadır. Hakkımızı etkilediğimiz zaman büyüyecek. Ana sayfa dediğimiz zaman ana sayfaya da bir şeyler verelim. Daha sonra buraya geldim. Insert keyframe diyorum. Tamam. İçerisine girdim. Daha doğrusu şöyle yapacağım. Library'den i0'ı duplicate edeceğim. Buna i0 copy değil i1 diyeceğim. Tamam. Daha sonra buradayken properties'ten swap'tan i0'ı i1 ile değiştireceğim. Tamam. Eğer böyle yapmasaydım da i0 olarak devam etseydim bunun içerisinde yapacak olduğum her şey bir öncekinde de geçerli olacaktı. Doğru mu? Evet. Tamam. Geldim buraya. İçerisine girdim. Bu 1'den 30'a kadar insert keyframe diyorum. Büyüyecek. Doğru mu? Daha sonra burada bir kapat butonu çıkacak ve tekrardan küçülecek. 30'dayken Q'ya basıp büyütüyorum. Şöyle tekrardan %100'e geçelim. Tamam. Araya create classic twin, create classic twin diyorum ya. Create shape twin. Çünkü bir şey. Büyüyecek. Çarpı butonu gelecek ve daha sonra küçülecek. Tekrar %50'ye çekeyim. Tamam. Tam büyümüş olduğu noktada, şu noktada bir tane çarpı butonu çıkacak. Yine bir tane katman açtım. Insert keyframe diyorum tam şu noktaya. Tamam. Bir tane daha insert keyframe diyorum. Çünkü sadece burada olacak. Doğru mu? Sonra geldiğim bir beyaz parça daha çizdim şöyle. Tamam. Onu da şöyle ayırayım. Çok mu büyük oldu? Tamam. Bu buton olacak. Kapat buton olacak. Şöyle %100, %200'de yaklaşıyorum. Type aracını aldım. Tıkladım ve kapat yazdım. TLF text değil, klasik text olsun o. Komut aynı seçtim. Siyah olsun. Şöyle koyu bir gri olsun. İkisini seçtim. Align'dan dikeyde ve yatayda yapmasını istedim. Sonra ikisini seçip ne yapacağım? Butona dönüştüreceğim. Convert Symbol, Move Ecliptic, bir buton diyorum. Kapat, alt çizgi BTN olsun. Daha sonra en başta stop olacak, doğru mu? Evet. Yine bir tane kod katmanı açıyorum. En başta stop olacak. Sonra buraya geldiği zaman da bir stop komutu olacak, doğru mu? Sonra kapat butonuna tıklanıldığı zaman da buradan itibaren oynamaya başlayacak, doğru mu? Tamam. Yalnız tam bu noktadayken bir de yazım olacak, doğru mu? Hakkım ana sayfayla ilgili bir takım yazılar olacak. Geldiğim type aracıyla şöyle açtım. Şuradan gelip yazı getireceğim ya. Dynamic text
Tamam. Okay. Lorem'den bir yazı getirelim. Siyah olsun bu da. Tamam. Şu anda çalıştırıyorum. Baştan çalıştığım zaman geldi ve gitti. Böyle duracak. Kapat butona bastığımız zaman da kapanacak. Şimdi gelelim o ibareyi de ayarlayalım. Buradayken geldim. Buna kapat btn diyorum. Tamam. Buraya geldim. Şu noktaya. Stop konutunda. Kapat alt çizgi btn nokta at event listener. Mouse event nokta click. Virgül kapat. Fonksiyon kapat. Evet, iki nokta üst üste mouse event void. Tamam. Go to and play 30. Şimdi ana timeline'e geçtim. Buna tıkladığımız zaman bir işlem gerçekleşecek, doğru mu? Tamam. Buna da ana alt çizgi btn diyorum. Instance name olarak action'a geldim. Kod katmanında. Ana alt çizgi btn nokta at event listener mouse event nokta click. Ana sayfa diyelim. Function ana sayfa. Evet, iki nokta üst üste mouse event. Void. Şimdi ana timeline'de içerik alt çizgi imsi adlı bir tane move clip var. Doğru mu? Go to and stop. Onun içerisinde ikiye gideceğiz. Doğru mu? Hı? Yani şunun içerisinde, pardon, bunun içerisinde ikiye gideceğim. Doğru mu? Tamam. Bunu da seçtim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Buna da bir içerik MC diyelim. Tamam. Yalnız şu an çalıştırdığımda şu an ne yapıyor bu kendi içerisinde? Çalışıyor. Yani tıklamadan yapıyor. Evet, tıklamadan çalışıyor. Sürekli dönüyor. Neden? Çünkü şöyle bir ibare yapıyor içerisinde. Tık 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 yapıyor. Aynen. Doğru mu? Evet. O zaman bunu ilk başta durduralım. Buraya geldim, stop diyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Birinci geldi. İkinci geldi, üçüncü geldi, dördüncü geldi, beş, altı. Tıklıyorum. Diyor ki, "The cannot access a property of null object preference, main timeline frame 143." 143'te bir hata alıyorum diyor. Bunun ismi ana BTN, doğru mu? Acaba baştan beri ana BTN olarak mı geliyor? Bir hata var mı? Yok.
Ama ana B yeteneği ne dememiz gerekiyor bu arada? Şu an geldim. Tamam. Bunun içerisindeyim. Şöyle yeni bir tane katman açayım. İkinci frame'ine geleyim. Insert keyframe diyeyim. Ve type aracını alıp beyazla şöyle kocaman bir puntoyla 2 diyeyim yazsam. Tamam. Gelsin. Tıkladığımızda çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bence çalışıyor fakat 2 diyeyim diye yazdı mı? Ama bunun içerisine girmedi, doğru mu? Ha. O zaman şunu demem lazım. Buradayken buna i1 demem gerekiyor, doğru mu? i1'in içerisinde git ve ikinci frame'inden oynat demem gerekiyor. Yani bunun içerisine gel ve 2'den itibaren oynat demem gerekiyor, doğru mu? Tamam. Geldim buraya. Şu kod kısmına. İçerik MC'nin içerisine git. Go tense top 2 dedik. Hmm. Ama bunu demem gerekiyor. İçerik MC'ye git. Tamam. Onun içerisinde i1 adlı bir tane arkadaş var. Onun içerisinde go to end play 2 demem gerekiyor. Doğru mu? Ne diyor? Cannot access a property or method of a nil object preference at asyusite.pla main timeline ana sayfa. Evet, neden böyle bir hata alıyoruz? İçerik MC. Şuraya geldim. Insert keyframe dedim. Hepsini bir insert keyframe diyeyim şurada. Evet, sizlerden cevap bekliyorum. Bunları öylesine koyuyorum buraya. Hata tıkladığım zaman gelecek. Main timeline'da ana sayfa. Cannot access property of içerik alt çizgi MC içerisine gir. i1. Bakalım i1 diye bir şey var mı? İçerik alt çizgi MC girdim. Buraya geldim. i1 burada var. Tamam. Hı. Acaba bu stoğu buradan kaldırsam? Şimdi çalıştırsam. Bir hata alıyor muyum? Evet, aynı hatayı tekrar alıyorum. Nasıl çözerim bu hatayı? Şöyle yapayım. Hadi. Aslında hata neden kaynaklanıyor? Ctrl X ile bunu aldım. Tamam. Ya da şöyle bir Ctrl C ile aldım. Buraya geldim. Baştan itibaren sağ klik, paste and place dedim. Aynı noktaya yapıştırdım. Tamam. Şimdi çalıştırayım. Acaba diyorum ki içine girdiği zaman onu görmüyor mu? Şu an bir hata alıyor muyum? Hayır. Aynı hatayı aldım şu an. Cannot access the property of method of a null object preference.
Demek bundan da kaynaklanmıyormuş. Ana BTN. Evet. Kodda geçen isim de ana BTN mi? Evet, ana BTN. İçerik MC'nin içerisindeki i1'e git. Oradan da go to end play 2 diyoruz. İkiyi boş olarak görüyor o zaman. Yani ikiyi oynatamıyor. Bir desek... Hani... Bak şunu yaptığım zaman gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Go to end stop. İki dediğim zaman gidiyor mu? Gidiyordu, doğru mu? O zaman şunu yapsak. Madem go to end stop 2 dediğim zaman gidiyor, doğru mu? Buraya gelip ikinci frame'deyken şunun içerisine gireyim. Başındaki stop'u kaldırsam oynayacak mı direkt tıkladığımızda? Evet. Tamam. Direkt oynaması lazım. Bakalım. Oynuyor mu? Evet. Oynuyor. Yalnız içerik nerede kalmış şu an? Arkada. Arkada kalmış. Geldim. Ana sahneye geçtim. İçerik buradayken onu en üst alıyorum. Kodun altına. Tamam. İçerisindeki i1'i göremiyor. Tanıyamıyor. O yüzden de bulamıyorum diyor. Ha. Şimdi burada var. Yazı da burada. Her şey burada. Doğru mu? Evet. Tamam. Kapat dediğimiz zaman. Yalnız şu an bunların opasisi kısık. Doğru mu? Neden böyle? Çünkü bunun opasitesi %50'de. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Hala %50'de. Evet, içindekinin ikincisine gidip opasitesini %100 yapacağım. Şu an ne yapıyor yalnız? Biraz önceki bir sinyal vermiş. Yani 50-0, 50-100 oldu. Şu an çalışıyor. Çünkü burada ilk başta nesi yok, artık stop'u yok. O yüzden oynatıp duruyor. Geldi. Yazımla geldi. Kapat butonumla geldi. Tıklıyorum. Sonra da bir stop koyarsak. Evet. Sonra da gidip stop koyarsak. Tamam. Stop diyorum. Şimdi stop'u koydum. Tamam. Tıkladım. Kapattım. Güzel. Çalışıyor. Ama bir daha tıklıyorum. Bir daha gelmiyor. Stop. Bir daha gelmiyor. Çünkü hala şu an şeydeyiz. İmirdeyiz. İçeri kemsin içindeyiz. Yukarı çıkmam lazım. Paten olayı. Paten olayı mı? Planet olayı. Planet olayı. Ya da şöyle yapabiliriz. Movie clip root. Doğru mu? En başa çıkmalı. Gelelim şuraya. İçerisinde ikinciye tık. 143'te mi kalmıştık biz? Movie clip root go to and stop 143. 143 değil mi? Geldi. Kapat butonuna bastım. Hop en başa çıktı. Tekrardan tıkladığımda olmadı.
Bunu sen çözmüştün hatırlıyorsan. Stop koymasam da şunu koysam. Kapatırken bir daha tıklarsak gene şey yapması lazım o zaman. Movie clip root go and stop 143 ya da şöyle diyelim parent diyelim bir üste git ve birinci frame'de dur. Hı? Tamam. Demek ki parent kullanıyoruz. Ne yapıyor burada? Bu animasyon bitiyor. Bittiği noktada bir üste çıkıyor ve birinci frame'e geçiyor. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi tekrardan geldim. Bunun için farklı bir çalışma yapacağım. Diğer için farklı bir çalışma yapacağım. Yalnız şimdi bir kare dur.